efendim binalaşmada falan geliştik de nüfusumuz düşüyor, şey yapıyor. Bu konuda da senin tecrübelerinden söyleyebilecek Bayburt'ta, sözün var mı? Bayburt'un gelişmesi için, yani nüfusunun burada artması için bir defa devlet istikrar yapacak. Yatırım yapacak. Yatırım yapacak. Nasıl yatırım yapacak? Çok önemli üretici fabrikalar buraya. Bir tane, iki tane, her neyse devletimizin gücüne, kuvvetine göre. Bu işi yaparsa Bayburt'tan nüfus artımını durdurur. Yani Bayburt göç vermez. Eğer bunu yapmasalar, böyle yok asker geldi, yok üniversite geldi, bunlar geçicidir. Geçicidir, evet. Gidecek. Bayburt'un nüfusunu artırmak için iş istihdamı yapılacak. Ceddine rahmet. Aynen. Yani bunu da kim yapacak? Devletimiz yapacak. Aynen. Peki devlet bizim dışarıdaki iş adamlarımıza da bu konuda yük düşmüyor mu? Dışarıdaki Bayburtlu iş adamlarımızda milliyetçilik yok. Bak hiçbir Bayburtlu Bayburt'a gelip de şöyle 100, 200, 300 işlik bir istihdam edecek, iş istihdam edecek bir yer, bir fabrika açtığı yok. Bayburtlu kendi kendine, kendi zenginliğini evet. Dışarıda yaşayan bir... Peki şu işletmede ne kadar adam çalıştırıyorsun abi sen? Burada ben şu anda kışın, mevsim olarak kışın 12 kişi biz personelimiz. 12 kişi? Hariç. Yazın? Yazın 17-18 kişi. Ya. Aşağıda Modafon bayilimiz var. Orada 5-6 kişimiz çalışıyor. Üstünde hava yolları var. Orada 2 kişimiz çalışıyor. Ben şu anda mevcut olarak 20 kişiye iş veriyorum. İş veriyoruz. İşte. Hepsi de sigortalı. İşte. Sigortasız işçimiz de yok. Ha. Hepsi sigortalı. Demek ki işte aynen dediğin katılıyorum abi. Yani bizim iş adamımıza da iş düşüyor. Yani burada ya, bir iş adamı burayı göçünü durduracak. Tabii. İş adamı burada yatırımını yaparsa yatırımında ne olacak? İşte fabrika gibi, işte herhangi böyle bazı özel sektör kuruluşlar gibi böyle iş istihdamında kuruluş yapacak ki yani Bayburt'ta vatandaş orada iş bulsun. Burada şimdi göç eden vatandaş kim biliyor musun? Zenginle fakir. Fakir. Birinci derecede zengin, ikinci derecede fakir. Fakir. Fakir niye göç ediyor? Diyor ki ya benim 3 tane 4 tane çocuğum var. Ben yazın 6-7 ay çalışacağım. Çocuklarıma iş bulma problemimiz var. Kışın ben 5-6 ay yatıp ne yiyeceğim? Onun için de Bayburt'tan yani fakir zümresi devamlı gidiyor. Zengin olan da diyor ya Bayburt. Ben burada ne bekleyeceğim? Ben kışın derdini ne çekeceğim? Gider sosyal hayatımı dışarıda yaşarım. Ben sonra burada normal hayatımı da yaşayamıyorum. Çok daha şeyler yaşayacağı konular var. Onları ben burada gerçekleştiremem. Ben evet. Ancak buradan göç eder gidersem dışarıda ben kendi kafama göre hayatımı yönlendiririm. Evet abi. Peki abi ileteceğin bir şey var mı? Son söz sende. Ben sözlerim bitti. Son söz ben size teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Bu fırsatı da bana verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Efendim, ben de olun. Teşekkür ediyorum. Şöyle ben Bahattin abi, sizin Bahattin idi. Bahattin Odabaşı. Bahattin abimize de teşekkür ediyoruz. Beni böyle bu kadar dinlediği kadar. Yok kendisine... abi zevkle dinledim. Gerçekten çok, eskiler beni hep heyecanlandırır. Lokantamız da tam Çoruk'un kenarında. Kaleyi falan gören bir yerde. Gerçekten güzel bir yerde abi ben şunu lokantamız. Söyleyeyim. Eğer ben hayatımı anlatacak olsam var ya. Bugün buradan akşama kadar kalkamayız. Öyle? Evet. Şimdi o çocukluk hayatında biz nelerle, ne badirelerle büyüdük, evet. Nasıl büyüdük, nasıl tabii eskiler yaptık. O eskiler şimdi tabii. Mesela baba, annem ölmüş. Anneannem beni götürmüş köye. Köye götürdükten sonra efendime yanında büyütmüş. Ondan sonra dedem ölmüş. Baba annem masada yere gitmiş. Orada mesela evlenmiş, babam yetim kalmış, babam macirlikte dedesiyle beraber buradan macir olmuş. Şeye gitmiş ta Sungurlu, Nazilli oralara gitmiş. Babam, 15'ler, 1915'ler. Evet. Dedem orada ölmüş, babam orada kalmış yalnız, yetim kalmış. Herkes silecek. Bu sefer babalığı duymuş, işte babaannem demiş ki git benim oğlumu bul getir falan. Evet.
duygulanıyor insan, ben sana diyeyim. Evet abi. Bayağı duygulanıyor. Yani evet. Bizim hayatımız hakikaten çok... Şimdi ben şunu söylerim abi, sen gerçekten söz söze açıyor. Buyur. Ben bazen yani Baybud'un... Ben çok duygulanıyorum. Allah, kardeş evet. Ya, kusura bakma seni şeylere taşıdım götürdüm ama ara sıra da hatırlamak lazım. Tabii canım. Şimdi ben hep şunu söylerim. Bana derim bir şehir daha kimse gösteremez ki. Ana babaya hasret, baba kardeşe, efendim akraba akrabaya, aile de bölük bölçük bir ailesi şey olan. Yani Bayburtlu bakarız, Bayburt'ta bir evi oturuyorsa ailenin, bir evi İstanbul, Bursa, şu bu, hep gurbette, hep dağılmış ya, Bayburt, mahvolmuş gitmiş. Türkiye'nin her yöresinde, nereye gidersen git, hangi yöreye gidersen git, Türkiye toprakları, evet, sınırlarında, illere, ilçelere, her yerde Bayburtlu var. Bu kadar hasretlik içerisinde büyüyen bir toplum daha yoktur. Yok. Hep akrabalar birbirine hasret. Gittik, 1980'de işte biz, üç arkadaş, kaynım, ben, ortağım Zühtü işte, Antalya'nın Lara plajına gittik. Ya orada bile garson, Bayburt, sen Bayburtlu yam dedi. Ya hayret bir şey dedim ya. Evet. Nereye gidersen git Bayburtlu var. Evet. Yani, demek ki yani Bayburtlu... Şeyde bile Bayburtlu var. Nedir o küçük ilin ismi? İzmit'in karşısından gidiyorsun. Yalova. Yok. Osman Gazi'nin, Osmanlı'nın kurulduğu... Söğüt. Söğüt'te bile gittik. Recep oradaydı, Cem Birliği'nde gittik. Orada bile Bayburtlu esnaf var arkadaşım. Olmadığı ya. Yer yok. Olmadığı yer yok. Olmadığı yer yok. Bayburtlu'nun olmadığı yer yok. Ya gerçekten, lan bu ne diye geldin adama dedim ki ya. Bayburtlu gibi de çileli bir millet yok. Yok. Yoktur abi. Sen yıllarca şoförlük yaptın. Bayburtlu da dışarıda birbirine çok tutkundur, çok milliyetçidir. Olmak belki zorunda. Belki içeride biraz birbirlerini yemeye çalışırlar ama dışarı çıktılar mı kan kardeşten daha yakın oluyorlar birbirlerine. Olmak zorundayız. Evet, öyledir. Hemşeriyiz, olmak zorunda. Çünkü gerçekten bak sen az önce duygusallaştır. Evet. Ve ben sen yıllarca otobüs şoförlüğü yaptığın için bunu en iyi bilenlerdensin. Ben de onun için sordum. Ben bakıyorum şimdi hala şirketler, geçenlerde şey yaptım, adam efendim cenazeleri varmış veya hastaları ağır, otobüs şirketlerinden bir haftalık yer bulamamış. Bir hafta sonrasına yer bulamamış. Doğru. Trabzon'a gidiyordular ki, doğru, Trabzon'da karşılaştık. Şeye denk geldi mi tatile, evet, sömestri tatiline, bayram üzerlerinde. Bayram bizde şu an hiç boşluk yok daha. Yani. Daha boşluk yok. Şirketler full dolu. Niye dolu? Bayburt'ta hep dünyanın bir tarafında. Bütün akrabalar hep birbirine hasret büyüyor. Bakıyorsun ki cenaze oluyor. Geliyor adam karşılığına görmediği bir akrabası. Evet. Onun için hep hasretlik. Bir de hasret geldi, hasret gidiyor. Bu dışarıda gelen cenazelerimizin Bayburt'a gelmesi hem ekonomi yönden hem de dini yönden, birbirine bağlılık yönünden çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor, bak, evet. Benim bu kontamda bak bugün, dört gün önce Selahattin o kahvecinin hanımı öldü. Hı. Benim bu kontamda bugün üç gündür en aşağı dişe o cenaze için gelenlerden en az 50-60 kişi burada yemek yedi. Evet. Hani bir zaman dediler ki daha mahallelerde, ya nerede işte göçmüş gitmiş, nerede öldüse orada kuyulan getirisi sıkın. Hacı Ali Polat dedi ki, siz bunu anlayamıyorsunuz Sayın Bayburt hemşerilerim. Cenazelerin Bayburt'a gelmesine hem bizim için bir onur veriyor, hem de esnafımız bu arada iş yapıyor dedi. Yani bunu Hacı Ali Polat açıklama yaptı. Evet, çok abi. İyi. Ben cenazelerin Bayburt'a gelmesi, ben en aşağı eskisi cenazelerden gibi de değil, dolayı yani... senede burada en aşağı bak bir rakam söyleyeceğim. En aşağı 200-300 kişi burada cenazeye gelen adamlardan yemek yiyen. Yemek yiyen. En az bu. Asgarisi yani. Evet. Şu cenazede benim burada en aşağı 60-70 ben zaten kişi. Eminim ki abi dışarıdaki insanımız yani ben ölürsem beni memleketime götürün de der. Diyen çok. %80. %80. Yani götürün memleketime.